Yani size yar olmadı, da yar olmadı sonuçta. Bize yar olmadı diye bir şey yok. Biz yar olmasını istemedik. Haydi yani yar yar güle güle yaptık adama. Yani sağ dışında bir psikolojik problem var Mert Hakan'da. Fenerbahçe'nin neden şampiyon olmadığına gelirsek burada ben hazırladım başka şeyler var. Ali Koç'un samimiyetine belki de güvenmedi Galatasaray camiası. Fenerbahçe büyük bir tuzağa düştü. Galatasaray'ında, Fenerbahçe'nin de bu tutumu devam ettiği sürece evet. diyorum bu hakem işleri düzelmez. Tamam. Ben... Türkiye'deki hakem katliamları hiçbir ülkede yok. Sivas-Galatasaray şey maçı kötü, Türk futbolundaki kötü... en büyük karanlıklardan biridir. Fenerbahçe devre arasında bence minimum 4 transfer yapacak. Herkese merhaba. 343 Dijital YouTube kanalına hoş geldiniz. Artık biz de buradayız. Programımızın adı da 343 Derbi. Ben Ahmet Konanç. Meslektaşım sevgili Alper ile bu programı yapacağız. Alperciğim hoş geldin derbiye. Merhaba. Hayırlısı olsun inşallah. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin olduğu yerde derbi bitmez. Şimdi biz sizi yine eski derbiye 3-4 gün önceki maça götürmeyeceğiz. Bir transfer derbisi konuşacağız. Bu programda daha çok son gelişmelerle, son dakika bilgileriyle Galatasaray'daki ve Fenerbahçe'deki transfer haberlerini duyacaksınız. Madem son derbide kazanan Galatasaray oldu, o zaman ben de nezaketen ilk topu sana bırakayım. Hatta ben bugün topu biraz sana bırakacağım. Savunma arkana uzun toplarla sartmak isteyeceğim. Biraz Okan Burun e, taktiğini bugün transferde bu programda ben e, değerlendirmek istiyorum. E, Senle başlayalım çünkü Galatasaray'da da her ne kadar transferde biraz karavana yapsanız da. Yine bir şekilde parayı bulup başta golcü transferi yapacaksınız herhalde değil mi? Yani transferde tabii e, doğru işi nokta atışı yapan Galatasaray biliyorsun. Seferovic mi doğru iş? Yani Seferovic de doğru iş bence. Ben en son e, yani, antrenmanlarda şimdi sıkıntı yaptığını falan duydum ama. Fenerbahçe'nin çünkü karavanlarını sayarsak Ahmetciğim <laughs> sıkıntı olur. Yani hiç girmeyelim programın süresi yetiyor. Fenerbahçe'de yok. Olur. Hepsinin belli bir seviyesi var da. Şimdi şöyle değerlendirmek lazım. İşin esprisi bir tarafa <laughs> e, Jesus'a göre bir takım var. Bir de Okan'a göre bir takım var. Şimdi Jesus kendine göre kendi oynatabileceği sistem dahilinde bir takım kurdu. Tabii kafasındaki Orada plana göre. Orada yıldız ağırlıklı oyuncu almaktansa evet. sistemde kullanabileceği oyuncuları tercih etti. Okan Buruk tarafında ise bireysel yetenekleri ön plana çıkan futbolcularla mücadele etmeyi düşünüyordu Galatasaray. Transfer politikası da aslında şu anda öyle yürüyor. Evet haklısın Seferovic beklentilerin çok altında kaldı hatta sen Fenerbahçe'ye geleceğini de söylemiştin. <laughs> <laughs> ama Galatasaray... Fenerbahçe'nin hayır, Galatasaray'a Sen de alkolik gibi caps yapıyorsun konuşurken. Cımbızlama Yok, yapıyorsun. Güzel, ben orada şunu söyledim. o tamam. işte ilgileniyor. Şimdi söyleyeceklerim seni üzecek ama seni sevenler de üzecek o zaman. Madem ha, söyle. açtım kutuyu Pandora'yı. Bu da Pandora'nın kutusu olsun. Söyle. Fenerbahçe Seferoviç'e diyor ki bize rapor getir. Bak üzüleceksin ama. Ne raporu getirecek? Tamam. Sağlık raporu. Biz seni çok ciddi inceleyeceğiz diyor. Çünkü Jorge Jesus tanıyor adamı Benfica'dan. Dizinde Ama problem şey var. Ama bir söyleyeceğim. Şu an Galatasaray'da oynamamasının sebebi dizindeki sakatlık değil ki. Ben onu da anlatacağım sana. Yani, Fakat o istenilen raporları işte sağlama noktasında biraz sefero iş tarafı biraz yani böyle yavaş davranıyor. Şey Galatasaray kendi doktorunu Portekiz'e yollayarak ikna oldu. Ama ilk oynadığı maçlara Ama dikkat et. Riske etmedi sana, kendisini. Sana Kafası şey hep burada. Bence, Dizinde. Bence, Fenerbahçe vazgeçti. Bence sen erken davrandın hangi noktada? Fenerbahçe hayır, hayır, konusunda. Ama anlatıyorum şimdi. Keps yapıyorsun sen. Cımbızlama yapıyorsun Yok, diyorum hoşuma ki. gittiği için söylüyorum. Tamam sana. eyvallah. Ben orada şunu söyledim. Seferovic'e ilgilendi. Fenerbahçe çok net diz raporları istiyor. Şimdi o zaman Ve o da burada yavaş şey davranıyor. İsteksiz davranınca o Fenerbahçe zaman... vazgeçiyor. Ya sen bunun haberini sen de yapmışsındır. Galatasaray'ın doktorun adı ne? Yıllardır orada bir beyefendi var. Eee Galatasaray'ın doktoru. Ha, Portekiz'e gidiyor. E Portekiz'e gidiyor orada tedavi burada şey ama pardon kontrol şey öyle alıyorsun. Şu anda geldiğinde Yener İnce'nin raporu doğrultusu neyse o çıktı. Adam ama oynayamıyor yani. Ama ilk Dünya birkaç maçta da oynadı biliyorsun. İlk birkaç maçta kendisini riske etmedi. sakat çok ciddi. adama da haksızlık etmiş oluyor. Şu, şu an için sakat değil davayı, ama kafası sakatlıkta. Yani. Aşamadı bence onu. Hakkını yemeyelim yani Seferovic. Neyse biz transfer konuşacaktık. Tamam günümüze Seferovic gelin, gitti. Günümüze gelin. Tamam günümüze Seferovic gitti. Galatasaray nasıl hamleler yapacak mesela? Bize isim verecek ya misin? Şu an tabii Sivas'tan biliyorsun Uğur son dakika artık konuşuluyor. Galatasaray'da. Çünkü sol bek olan. sol bek. Evet evet. Hmm. Çünkü e, Kazım bir sakatlığı var. E, aslında Emre, Okan var Taşdemir vardı. Evet. E, aslında Okan Hoca Kazım Can'ı yatırım olarak görüyordu ve oynatacaktı. Evet. Ancak sakatlandıktan sonra o bölgede Van Arnold'un da bir e, beklenenin altında kalması. E, yani tam bir hayal kırıklığı oldu Galatasaray taraftarı için açıkçası. Beklentilerin çok altında kaldı. Aynı Seferovic gibi. Hı, hı. Buraya tecrübeli yerli bir sol bek istedi çünkü 3 e, yerli kuralında da kullanmak istiyordu. E, o yüzden bir uğurun şu anda Sivastan uğurun bir transfer Uğur söz konusu. rahatlatır. Orada sol bek süperlik tecrübesi yerli. Yani, Tabi yani hem yani yerli, üç yerli ayarlamak da rahatlatır. Kazımcan'ın dediğim gibi daha zamana ihtiyacı var Galatasaray seviyesinde Hı -hı. yani büyük takım seviyesinde oynaması için zamana ihtiyacı var. Bir de üstüne böyle tarihsiz bir sakatlık onu bayağı bir yere götürmüş. Yok sayacak. E, onun dışında e, Galatasaray'da bir de Santrafor olur. O da ee, biraz önce konuştuğumuz Seferov için ayrılığı söz konusu Galatasaray'da. Evet. Yani size yar olmadı Galatasaray'da yar olmadı sonuçta. Bize yar olmadı diye bir şey yok. Biz yar olmasını istemedik. Yani, Hadi yar yar güle güle yaptık adama. Yani şöyle, Siz inandınız aldınız adam sakat değil ama kafası sakatlıkta. Mental olarak aşamamış oluyor yani oraya işte, riske edemiyor kendisini. O için gitme durumu var. Ee, Hacı Wright'la Galatasaray görüştü ilgileniyor. Fenerbahçe'de de var. O konuyu anlatacağım. Fenerbahçe'de de var. E, yani. Mert Hakan da döneminde de aynı şeyleri yaşamıştık. Hı hı. Pedro da aynı yaşamıştık. Bir transfer döneminde nedense Galatasaray kimle ilgilense bir Fenerbahçe'nin o tarafta ilgili Ama dikkat et. Bak Seferovic'ten bahsettik. Fener istedi dedin ya. Bak Galatasaray aldı. İstenileni veremedi. Fenerbahçe istemediği için Galatasaray daha rahat transfer etti. Şimdi, Bahsettiğim Mert Hakan'a ben İrfan'ı dekliyim. Mert, Hepsinde Mert, Mert Hakan, e, önce de Hakan, devreye Mert Hakan, giren diye hatırlıyorum bak, ben. Mert Hakan, İrfan'cı onu onu konuşmuyorum ya. O önemli değil. Evet. O detayı geç yani. O istediği parayı veren alır. Parayı fazla veren alır. Ama sen şey diyorsun mesela. Galatasaray İkisi... istiyor Fenerbahçe devreye Hayır, giriyor. Hayır şunu o cümleyi bitiremedim <laughs> orada. Şeyden dolayı diyorum onu sana. E, aldığın futbolcudan da hayrını göremiyorsun. Niye? E, İrfan Mert Can, Hakan'dan kahve... ne fayda var? İrfan bu, Can anlayın. Kahveci geçen sezon Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yıkan e, golün muhteşem asistini. Ya Kendi ama... yarı sahasından ya, rakip ceza şey sahasında yapan adam. Nasıl hayrını Kaç göremiyorsun? Kaç milyon euro aldın İrfan Can'ı? Ya parası var alıyor kulübü. Sen Seferovic'e kaç milyon kardeşim, verdin göndermek için kaç para daha vereceksin? Bir maç için mi aldın kurban Seferovic'e kaç para verdin seni o parayı verdin Bak o parayı Üzülme verdiğin şey adam... Yüzümüceğim bir şey daha söyleyeyim bak, mi sana? Yok o Van parayı... Bana nohutu da Fenerbahçe istemediği için sen aldın. O parayı verdiğin zaman o adamın seni şampiyon da yol, Van yapması lazım. Bana altı da yollamaya lazım. çalışıyorsun. Ya bak o parayı verdiğin zaman Ali, o adamın seni şampiyon Fener yapması lazım. Fenerbahçe'nin neden şampiyon olmadığına gelirsek burada ben hazırladım başka şeyler var. Bu işin buraya gel. Bu ülkede futbolun saha içinde oynandığını düşünen varsa yanılıyor. Sizin başkanınız da Fenerbahçe, işler kötü giderken bak. Sayın Dursun Özbek Fener, ben Türkiye'de futbol saha içinde oynanmıyor demişti. Liderlik Fenerbahçe, gelince tabii şimdi saha dışına Fenerbahçe, çıkmayalım bak. söylemleri geliyor Fenerbahçe tabii. şampiyon olmuyorsa <laughs> Fenerbahçe hiçbir zaman kendi öz eleştirisini yapmadığı için şu an. E bir şey söyleyeceğim oluyor. tamam. İnsan biraz kendi öz Dursun, Dursun başkan ya. aynı şeyi lider değilken söylemedi mi? Ya Dursun saha içinde oynanmıyor bak, demedi aramızda, mi? Aramızda yani Galatasaray'da Fenerbahçe camiası arasındaki en büyük fark şu. Biz eleştiriyoruz. Yok siz önce yangın biz yapıyorsunuz. Yok, sonra yangın söndükten sonra küllerin üzerinde Hatta kendi binanızı kuruyorsunuz. Hatta şöyle kendi adıma konuşayım. Galatasaray'da bir tane başkan adayı çıkar. Başkan adayıyken beni çok sever. Arası çok iyidir. Başkan olduktan sonra ilk bana o küser ya da tavır e, alır. Gazeteceri makus tali yok. Yani, yani o yüzden şey e, neyse şimdi transfer edelim. Tamam ben o zaman devam edeyim mi? Tabii buyurun. Tamam derbi gibi derbi oldu bence. Ben de birkaç haber vereyim. E, Fenerbahçe, e, Fenerbahçe Antalya Spor'dan Bünyamin Balcı, Sabek, Antalya Spor'un altyapısından yetişmiş 22 yaşındaki iyi de Fenerbahçeli olduğunu öğrendiğim. ya yani Bunu öylesine söylüyorum. Bu profesyonel dünyada pek bir karşılığı yok. Aynen. Ama hani geldiği için söylüyorum. İyi de çocukluktan itibaren Fenerbahçeli'ymiş. Çocuk Fenerbahçe Fenerbahçe ise Fenerbahçe Fenerbahçe ve o daha çabuk uyum sağlar ve daha istekli olur. O başka. Bünyamin Balcı aynı takımdan Hacı Wright, Amerika Birleşik Devletleri milli takımında da belli bir dönemde forma giymiş. liglere gol krallığı yarışında Valencia ile ikinci ya da üçüncü sırada bulunan. Hacı Rahip. Orada Galatasaray'la bir kesişme var transferde. Söz konusu. Benim şimdi verdiğim, benim manşetimde şöyle bir ifade var. Onu bir açayım. Ali Koç, Ali Koç'un transferdeki iki hedefi işte radikal kararlar diye. Birisi Solbek, Alioski ayrılığı söz konusu. Bir, bir diğeri de kaleci, yabancı kaleci, A sınıf. Yabancı kaleci noktasında illa Altay ay Ocak ayında veda edecek veya işte sezon sonunda veda edecek sözleşmesi uzatılmıyor diye değil. Bunlar da söz konusu çünkü sözleşme şey problemi Abi. var. Burayı bir tamamlayayım. Ee, ama 6 ayla devam edilecek elbette en azından sezon sonuna kadar sözleşme uzatılır uzatılmaz ayrı bir şey ama bir yabancı kaleci de hedefi yine Sayın Başkanım var. Yani iki tane radikal hedef var. Birinci sınıf yabancı kaleci, çok net bir sol Solbek. Solbek'i de tamamlayayım, isim vereyim sen devam et. Ee, Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de çok ilgilendiği iki isimle yeniden temasta. Bir tanesi Şili'nin Colo Colo takımında sözleşmesini... Sözleşmesi biten bon serviselinde olan e, Gabriel Souza sezon e, sezon başında e, Şili takımıyla kolo kolo ile anlaşamadı Fenerbahçe şu anda oyuncu boşta birisi o bir diğeri de şu anda adını hatırlayamıyorum ama Santos'un 24 yaşındaki sözleşmeli e, 24 yaşındaki e, sol beki. bir de 21 yaşında e, Parma'da oynayan e, sol bek var Jaydan Osterwolde bu Osterwoldenin de sadece sol bek özelliğinden değil Kanat özelliğinden, e, Jesus'un da çok oynattığı üçlü stoperli, üçlü savunmanın sol stoper özelliğinden de yine çok bahsediliyor. Fenerbahçe'de böyle bir sol bekle kaleci üzerinde, e, üst düzey transferler yani kaç tane üzerinde çalışmalar. Fenerbahçe kaç transfer yapacak? Fenerbahçe'de ana hedefler bunlar. Kamet oldu. Kaç bölgeye? Yerli olduğu için yabancı kontenjanın sıkıntısı yok. Alyoski ve Rossi ayrılığı Fenerbahçe'de yaşanabilir ve kontenjan açılabilir. Rossi? Evet. Gelecek gelen teklifler yani, var. Devre arasında kaç transfer yapacak? Fenerbahçe devre arasında bence minimum 4 transfer yapacak. Jorge Samet Cessuz geldi. Jesus gibi bir hoca için çok fazla bir sayı değil mi bu? Yani ee, bence değil. Kendi fikrimi de söyleyeyim. Fenerbahçe'nin mevcut ilk 11 kalitesinin şampiyonluk yarışında iddialı şekilde devam etmesi için arttırılması lazım. Bak Jorge Jesus Galatasaray maçı öncesi ne dedi? Bireysel kalitesi çok üstün oyuncular var Galatasaray'da dedi. E alsaydı o e, de tabii. oturalım. Ya alsaydı başka. Ben oraya çekme ya. Ama alsaydı, i̇şte alsaydı diye, başka. Şimdi bir şey söyle. Hayır. Icardi'yi alıyorsa Galatasaray. Ya e tabii, sen Fener de o Bahçe, bir golcü almalıydın Fener Bahçe, yani. Fenerbahçe Icardi gibi 750 bin euroya bir Icardi bulamadı yani. 750 yani, bin euroya aldınız. Hayır, Tebrik istiyorum. ediyorum. şöyle söyleyeyim. Icardi'ye 750 yedi, bin euroya bulamadı Fenerbahçe. 750 bin euro değil. Şimdi ben çok öyle biliyorsun kıvıran bir adam değilim. <laughs> Bana kalırsa 750 bin euro değil. E ne 750 bin euro çıkmadı mı? Kap bildiriminde 6 milyon 750 bin euro dedi. Galatasaray 6 milyonu Paris Saint Germain'e ödüyor dedi. Siz şimdi Türkiye'deki kap bildiriminde ama 6 sonra milyon. Bunu, 6 bu, milyon. Galatasaray'dan Paris Saint Germain Galatasaray... şikayet edince tweet'i sildi galiba. Hayır şöyle. Oradaki vergi kısmını da içine soktuğun zaman 750 olmuyor Türkiye'de. Ya ama 750 bin euro açıklam. O tweet'i sonra Galatasaray Açıklamadı. sildi. Hayır, açıklama 6 sildi milyon 750. Galatasaray sildi o tweet. Galatasaray sözünün arkasında 750 bin euro ben ödüyorum 6 milyon Paris ödüyor. yani Fransa pa... karıştı biliyorsun sana. <laughs> abi Orası bizi ilgilendirmez bak Fransa, Fransa karıştı, karıştı Galatasaray, karışmadı. Ben o tweeti Galatasaray sildi diyebiliyorum. Yok ne? hayır tamam. yani çok önemli değil orası. Fenerbahçe'de 750 bin euro bir yıkarda bulursa alacak. Fenerbahçe'de isterse bulur. Bulur diyorsun. E, bulur tabii Ama yani bulur. arayan neler buluyor Fener'de bulur ya. Yani. Ben bir golcü ismi söyleyeyim o zaman. Söyle. Tabii geleceğe dönük bir isim. Bir isim daha vereyim. Ya bu ee... görüşülen oyunculardan bir tanesi. Tabii sana. tabii. Yok sen sanki hissiyatın gibi söyledin. Mi? Yok Onu yok hangisini? O golcü son söyleyeceğim yani. Şimdi istiyelim. söyleyeceğim isim de. Yok yok bu net görüşülen istenen ha, okay. bir oyuncu. Ee, ama direkt böyle hani şey değil. Nokta atış bugün için den ziyade bugün için de çok ligde olan bir oyuncu yerli bir oyuncu. Ama geleceğe dönük de biraz Hatay Spor'un oyuncusu Bertu Yıldırım. Ha Sarıyer'den Sarıyer'den gelen. Volkan Demirel'in. E, de Volkan Demirel'in e, pres gücü çok yüksek. Fiziğini iyi kullanıyor. Gelişimi önemli bir oyuncu Hatay Spor'da. Ama bir şey söyleyeyim. Bertu Yıldırım da Fenerbahçe'nin net gündeminde. Fenerbahçe bak gençleri niye kullanmıyor? Sen Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Yani Fenerbahçe gerçekten niye kullanmıyor gençleri? Şimdi bir Galatasaray maçına bakıyorum. <laughs> bir Emre Mor'u sağda düşündüm. Belli dakikadan sonra iş yapabilirdi. Bu konuda eleştiri yapacağım ben. Bak Arda belli bir dakikadan sonra evet. iş yapabilirdi. Bak genç çocuklar her zaman kullanamazsın ama belli zamanlarda kullanman gerekiyor. Şimdi söylüyorsun işte o çocuk gelecek. Doğru keşke oynatsa. Doğru söylüyorsun. Bu eleştirine katılıyorum. Hatta şöyle tamamlayayım. Esin Fenerbahçe yani. biliyorsun Türkiye'de minimum 3 yerli ile oynayacaksın. Avrupa'da hiç böyle bir zorunluluğun yok. Aynen. Fenerbahçe Türkiye'de ve Avrupa'da bazen 6 tane falan yerli ile sahaya çıkıyordu. Avrupa'da hiç sınır yok. Türkiye'de 3'ü geçtim. 6 yerli Larnaka maçına falan çıktı. Larnaka mı, Ren maçına mı ne? Abi son maçlarda Fenerbahçe maksimum mecburiyetten 3 yerli oynatıyor. Ben de çok merak ediyorum. Bu araştırdığım bir konu. Fenerbahçe'deki yerli oyuncuların oldu. Sana doğru. şöyle söyleyeyim. Bak. İsmail, Galatasaray maçında kadroda yoktu. Aynen öyle. Hayır bak şunu söyleyeyim. Skor'a etki edecek yerlileri var Fenerbahçe'nin. Var. Yani Galatasaray'dan daha fazla vardı. Ben yani evet. tedirgin de eder yani. Bir de bak derbileri çıksa. yerli oyuncular daha iyi oynar. Neden? Tribün işin içine katar. Ben İrfan kırmızı kartına %100 eleştiriyorum. Ama ilk 11'de Rossi'nin yerine başlasa ya, topu önde ilk... tutar. Mesela Mert Hakan'ı Crespo'nun yerine beklerdim. Çünkü derbi e, psikolojik bir savaştır. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi Galatasaray derbi öncesi hiç konuşmadı. Ya Mert Hakan konusunda şunu söyleyeceğim. Ee, o Abi siz Mert Hakan'la İrfan Can denilince niye yok. böyle? İrfan Can'ın için, böyle bir, bir... İrfan Can için bir takıntım yok. Ama Mert Hakan'a üzüldüğüm için söylüyorum. ya Yanlış anlamam. Mert Hakan'a üzülüyorum. Şimdi Yo oynadığı zaman da çok faydalı yok, olan boy, bir oyuncu. Yok futbolculuğunu konuşmayacağım. Evet. Sağ dışında bir psikolojik problem var Mert Hakan'da. Şimdi ben Galatasaraylı değilim. Ben büyük Fenerbahçeliğimi göstereceğim diye kaç tane kart gördü kulübede. Baba tribüne oyna bak bir şey demiyorum ya. Ama gerek yok. Çık sahaya görevini yap. Zaten sen programa başlarken ne dedin? Ya da işte Bünyamin'i anlat, Bünyamin anlatırken ne dedin? Profesyonel hayat. Evet. Baba Galatasaraylı olabilirsin. Fener'e geldin. Kariyerine burada devam et. Çık golünü at. Pasını yap. Anladın mı? Sen kulübede tribüne oynayıp hani ben büyük Fenerliğimi oluşturamazsın. Şimdi Volkan Demirel'i söylüyorlar değil mi? Hani tribünün sevdiği evet. bir oyuncuydu. Niye? İşte hırçındı. Sağda şuydu. Ama oynuyordu abi. Kalede bir kalecilik yapıyordu ben Mert adam yani düzenli oynayacağını Fenerbahçe'de Mert Hakan, uzun yıllar kalacağını bence biraz düşünüyorum o Belki o yönünü biraz torkli o yönünü ama Fenerbahçe çok faydalı olacağını düşünüyorum İnşallah ben bir şey söyleyecektim ya neyle ilgili konuşuyoruz? Golcüyü ben konuştuk, Go konuştum golcüyü konuştum ee, İrfan'ı Mert Hakan'ı konuş ha bak Fenerbahçe büyük bir tuzağa düştü derbilerde maç öncesi psikoloji gerilim yükselirse bundan kim fayda sağlar önce ev sahibi takım. Galatasaray hiç konuşmadı. Erdem Timur en light açıklamalarını yaptı. O tanıdığımız ligi tehdit eden Erdem Timur. Tamam mı? Light açıklamalarını yaptı. Üstüne Fenerbahçe'nin hocası Jorge çıktı. Sayın Jorge Jesus bu herhangi bir maç dedi. Fenerbahçe orada gol yedi. Bak şimdi. Galatasaray'ın sahasında 30 37. haftada oynanacak maç öncesi Okan Buruk ayrı açıklamalar yapacak. Erdem Timur ayrı açıklamalar yapacak. Galatasaray atmosferi inanılmaz yükseltecek. Başakşehir'in Öne geçtiği maçta kafasına vura vura şampiyonluğu Galatasaray, Galatasaray olduğu için aldı. Şampiyonluk camia işidir. Yükseltti, yükseltti, yükseltti olayı. Geri de düştü. Fatih Hoca kenarda neler oldu ya? Ben onları eleştirmiyorum. Eleştirdiğim taraflarda var da geçti. Ben burada derdi gerçeğini söylüyorum. Ve Galatasaray şampiyon oldu. Camiaydı çünkü. Başakşehir'in camiasıyla Galatasaray'ı kıyaslayamazsın yani. Tövbe yani. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi Galatasaray bu tuzağa Fenerbahçe düşürdü. Jorge Jesus da düştü. Bizim için normal mi? Hayır, bir maç. Hayır kardeşim, Galatasaray ama. maçı normal maç değil. Jorge Hocam, 37. hafta öncesi göreceksin. 15 gün önceden Erden, Timur, Okan, Buruk ayrı ayrı başlayacak. Nasıl yükseltecekler ya psikolojiyi? Ben sana bir şey söyleyeyim O gün Fenerbahçe mi? eğer orada kafa kafaya giderse, şampiyon olmak istiyorsa, bugün o görev Sayın Ali Koç'a düşüyor. O gün orada ayakta kalacak ilk 11 kalitesi yüksek transferleri yapması lazım. Başladı transfer dönemi, 8 Şubat'ta bitiyor. Bu son şans. Bir Abu Bakar şampiyonluğun yarısı demektir. Net bir kaleci şampiyonluğun diğer yarısı demektir. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa şöyle bir ilk on bir kalitesini değerlendirecek. Tercihlerini sonunuzu be sonunuzu belirler. Ama bir şey söyleyeceğim. Ali Koç da şu e, kafa yapısında bir dünya transfer yaptı ya. Yani kaç tane stoper geldi gitti. Kaç tane orta saha forvet geldi ya, gitti. Şampiyonluk Abi gelmediği şimdi, için bir dünya diyorsun sayı olarak şimdi haklısın ama. Ali Koç da şunu düşünüyor. Herkes bir Abi dünya diyor, transfer hocanın, yapıyor. Galatasaray da yaptı. O, Ali Koç da şunu düşünüyor. Geçmişte çok transfere yatırım yaptım. Hoca kalitesinden aşağıdaydım. Şimdi diyor, kaliteli kariyerli bir hoca getirdim. ya benim hocaya güvenmem lazım diyor. Ya yani transferden öte hocanın bir şeyler yapmasını bekliyor. Vallahi, Aslında biraz bakınca tespitleri çok doğru buluyorum ama, ama şunu şu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine en az 3 tane kaliteyi yükseltecek adam lazım. Bak ama şu biraz Fener önce Bahçe söylediğim bir şeyde... sonra tek başına sorun çözecek bir adam göremedi. Bir kıllardır. de ben sana şunu söyleyeyim. Biraz önce söylediğin ek yapacağım. Erden Timur, Okan Buruk falan da gelmez abi. Onu unut. Nereye gelmez? Gelmez diyorum ortamı. Gelmez. Yani sinirli açıklamalar ortamı gerek duymayacak çünkü sen de buradasın. Ben burada olacağımı takımına, mı bilmiyorum. Takımına, 37. haftaya takımına, kadar. Takımına, takımına güvenen futbolu sağ dışına çıkarmaz Akacağız. Bakacağız o günlerde puan farkı nasıl olacak? Galatasaray yine i̇nşallah devam var o tutacak de inşallah Bize şu kadar da, vara bu kadar da götürülmedi. Da Bir anda bu ligde işler bak sana böyle. Bak söz veriyorum. O maçı da inşallah beraber izleyelim. Tamam mı? İnşallah. Ali Hiç fark etmez. Benim ne zor olur biraz. Ya. <laughs> ya hiçbir sıkıntı olmuyor. Burada televizyonda izleriz. <laughs> Yok söz veriyorum. Benim yanımda izlersin. Beraber izleriz. Ben seni ağırlayacağım. Şunu söyleyeceğim ben sana. Bak bu ligde işler nerede değişti? Bak öncelikle Galatasaray'ın derbideki galibiyetine en ufak bir şey söyleyemem. Aşağıdan yukarı bir başarı Yok, öyküsü. Yok ben iki takımın da futbolcularını tebrik ediyorum. Bak sadece futbol konuştuk. Aşağıdan yukarı Galatasaray'ın Galatasarayın Galatasaray bir başarı öyküsü doğru çalışmışlar. Fenerbahçe çalışmış. Galatasaray doğru çalışmamış. Tebrik ediyorum ama... Jorge Jesus biraz bu ligi, ligi in... hafife alıyor mu? Türkiye almıyor, gelini. almıyor. Sadece derbilere Portekiz'den de kalan bir ya benim için normal maç. Ben derbi odaklı olmamalıyım. Şampiyonluk odaklı olmalıyım diye bir şey bir havası var. yaratmıyor mu? Yani şimdi adamın tabii kariyerine saygısızlık yapacak ya şey halimiz yok. Küçük maçların büyük hocası havası yaratmıyor Bak, mu bu sefer? Türkiye'deki futbol ne onun olduğu Suudi Arabistan'a benziyor ne Portekiz'e benziyor ne bir yere. Türkiye'deki hakem katliamları hiçbir ülkede yok. Oraya geleceğim. Kusura bakma iki dakika konuşacağım. Fenerbahçe. Bak Galatasaray'ın ben hakkını yendi. Ama sonra da ben konuştum. Tamam ben Galatasaray'ın o dönem işte Alanya maçı falan hakkını yenildiği maçları yok, da kabul yok, ben ediyorum. takım üzerinde konuşmayacağım. Sen Ama şey, devam kardeşim ligi dengelemek için Galatasaray'a normal Normalleş de bir Galatasaray'a da normalleş. Fenerbahçe'yi bu kadar geri itmeye gerek yok. Sayın Erdem Timur çıktı. Medya ile ilgili bir gazetede çıkan, Ümraniye maçında dışarıda başladı içeride bitti. Siz dışarıda başlayıp dışarıda bitti gibi bir fotoğraf kullandınız deyip o fotoğrafı kullanan gazeteyi, internet sitesini alenen yani ayar vermeye çalıştı. Devamında bu ligi bitirtmeyiz dedi. Bu kurguyu yıkarız dedi. Bu algıları yıkarız dedi. Arkasından var çetelesi açıkladı. Var çetelesi açıklarken Sayın Erdem Timur lütfen kendi kulübünüzü açıklayın. Fenerbahçe'nin adını zikretti. Fenerbahçe şu kadar gidilmiş. 10 kere atıyorum. Bize 3 kere gidilmiş. O günden hiç sonra mi işler bilmiyorum. veya hiç. Tamam Galatasaray hakkını korusun da Fenerbahçe üzerinden yapmaması ya lazımdı. Fenerbahçe'nin buna cevap vermesi onu, onun lazımdı. Sebebi, Var çetelesi onun açıklandıktan sebebi, sonra Fenerbahçe bak, doğranmaya onun, başladı. Onun sebebi ne biliyor musun? Sen Batshuayi kartına atılıyor musun? Z Sivaslı e, Sivas eee e, neydi arkadaşımızın adı? Ziya. Ziya tekme attı. Ziya bağırdı. Ben Seyran tepeden durdum duydum Kadıköy'de Ziya'nın bağırmasını. Batshuayi böyle bir şaşırdı. Yani ben tekme yedim diye. At evladım sen de kendini yere. Bu ülkenin futbolu böyle. Ne oldu? O maçta kafasına Fenerbahçe'yi sanki sen 10 kişi bırakmak üzere kurgulanmış gibi kartı elinde sevinerek geldi Hüseyin Göçek böyle. Pozisyonu görmedi. Tekme yiyen ha, Batu Şah, böyle böyle geliyor. Göstereceğim yakaladım. Çat kırmızı kart. Ahmetciğim orada, bak, o maç, orada orada orada. Öncesi Başakşehir orada, orada, maçı... Orada araya gireceğim bak. Bir yok. Şeyler Hüseyin değişmeye Hüseyin, başladı. Hüseyin, Hüseyin de müsaade et bana. Bir Hüseyin de nefes seni dinlendireyim. Hüseyin Göcek Galatasaray-Konya maçı 2018 senesi. O 17'ye bir bildirinin açıklamanın yapıldığı zaman. Hüseyin Göcek son dakika rezil bir Konya'ya penaltı verdi biliyorsun. Galatasaray-Konya maçı. Evet evet. Buradaki ha. İstanbul'daki maçta. Evet. Orada treni kaçırdık ülke futbolu olarak. Hüseyin Orada Fenerbahçe'nin Göksel, mi? Göksel ha, oldu, Gümüş'te ha, organizasyon yaptı. Orada Galatasaray'a karşı bir hareket yapacağım diye Hüseyin Göcek'e gerekli ceza verilmedi. Servet Yardımcı da hatta hatırla yanına aldı Hüseyin'i. Bir poz verdiler, kahkahalar attılar. Yani sizin burada bir hükmünüz yok. Şimdi bu, o zaman şunu bu diyorsun. Olanlar... Hüseyin Göçek şimdi bir şey söyleyeceğim de neyse. Söyle söyle. söyle. Üzerimize göçecekler Hüseyin Göçekler. Söyle, söyle söyle. Yani o dönem öyle, bu dönem böyle. Lazım yani Hüseyin Göçek. Hüseyin bağ, Göçek ha, Hüseyin lazım, Gözcek, lazım değil aslında. Yani bir Başkalarına lazım yani. yani lazım onu değil. O, o Hüseyin Göçek herhalde. farkındaysan sinir uçlarıyla oynuyor. Bu Fener'e özel bir şey değil ki. O zaman da Galatasaray sinir ucuyla oynuyor. Demek ki bu hakemde bir sıkıntı var. Bunu konuşmak yerine Fener'in pozisyonunu, Galatasaray'ın pozisyonunu konuşup birbirine saldırdıkları sürece düzeltemeyecekler. Ben onu savunuyorum. Ama bak ben şöyle güzel bir şey söylediğime inanıyorum. Galatasaray'ın hakkını yenildiğine bazı ben ciddi pozisyonlar şey olduğunu düşünüyorum. Ama bana. Galatasaray'ı e, ee, hoş tutmak, Galatasaray'ı toparlamak için Yok abi öyle bir şey. Nerede Galatasaray'ı hoş Fenerbahçe tutacak? Fenerbahçe'yi niye sen geri etiyorsun? O süreç var ya bak Başakşehir, Sivas maçı sonra ben Başakşehir ve Sivas maçından ya Fenerbahçe, sonra sosyal medyada şunu yazdım. Demek ki yine deneyecekler İki maçı kazandı diye sustu Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe maçında yine şey Yine bir, şey bir kartı kırmızı Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe kaybetti. Fenerbahçe'nin son dönemde kaybettiği puanlarda hakem konuşabilir misin ya? Yüzde yüz Hangisinde abi? Konya'ya 10 kişi yenildin. Trabzon 10 kişi yenildin. Diyeceksin ki Trabzon maçında ne oynadı? Abicim 11-11 iken -11 bana bir tane Trabzon sporun pozisyonu ya göster. bir şey söyleyeceğim. Bir tane göster. Sadece hakem üzerinden değerlendirirsen. Sadece hakem üzerinden elbette değerlendirmez. Fenerbahçe Ama ne faydan olacak bir ya? Bir şey söyleyeceğim sana. O bana. zaman, sen Fenerbahçe'nin adamsın o zaman. yani niye böyle yapıyorsunuz? Yani onu anlamıyorum. Alper, yani. Galatasaray lider değilken Türkiye'nin en çok bağıran kulübüydü. Niye hakem üzerinden okudu? Ya Galatasaray 2-0 maçı 2-2 alan ben verdin. Bir şey mi? Adama ben, bir kızdın. Bu mehakki Arif Alabayı nerede hakemleri bitirdi? Sana, sana sana bir görev şey sen göre vermedi. Hakem bundan bir mesaj çıkarır. Ben, sen yöneticinin yaptığını söylüyorsun. Ben gazetecinin e, tamam. yaptığını Galatasaray söylüyorum. Erden, Timur, yaptığını Galatasaray yöneticisi taraftarı yapsın. Dinle, dinle bir dakika. Ben şimdi Galatasaray maçlarını yazıyorum gazeteci olarak. Sen de Fenerbahçe maçlarını yorumluyorsun Hı -hı. ve yazıyorsun, değil mi? Hı -hı. Şimdi ben yazarken hakem şunu yaptı ama Tamam mı? Diyorum ki Galatasaray'da bunları eksik yaptı kardeşim. Hakemi konuşuruz konuşuruz Ama da biz de sen onu. bunu tam yap. Aray. Şimdi bak siz Fener Galatasaray medyasısınız. Siz Galatasaray Fenerbahçe medyası şu var bak. Hep başka bir süsü şey var. Yok. Galatasaray yok. suçlu, hakem suçlu. Yok. İşte şu suçlu. Ama yok Alper. Ya kardeşim, siz Galatasaray medyası Dili olarak Fenerbahçe medyasını ya. böyle ha, kategorize ediyorsunuz. Yani, biz de Fenerbahçe Onun şey? Yerli futbolcu üzerine eleştirmedim az önce. Yanlışlar, eksikler seçimi. Ama maçlarda bunu yapın. Fener'e faydanız olur, zararınız olmaz. Allah zarar olmaz ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya, ya Dijitürk'ün e, o görüntülerini aktaran operatörlerin içinde FETÖcü var dediniz baba ya. Yönetici yönetici onu da savundunuz gazeteci şey söyleyeceğim. Sen, bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi yani. o kadar geriye gidiyorsun. Ben bir şey söyleyince de ne alakası var diyorsun. Daha bu ligin başından bahset. Bu ligin başında hani bir bu, bu kurguydu. Hani bu kurgu yıkılacaktı. Ne alakası var ya? E, Sayın Erdem ben Timur bunu şey söyledi. Hakem var çetelesi tuttu. Sayın Erdem Timur var çetelesinden bahsederken Galatasaray'dan konuşun. Niye Fenerbahçe Erden, çetelesine Erden, çıktınız? Erdem Timur. Hani nerede GS TV'de Erdem, Timur, Fenerbahçe'de bak, Batu Şahin'in pozisyonu GS TV'de yayınlandı Timur, ben mi görmedim Erdem Timur haklılığını anlatabilmek için örnek verdim. E tamam yarın da Fenerbahçe Biraz Sivas Galatasaray... maçında Sivas yarın Fenerbahçe Sivas maçında Fenerbahçe Yarın Fenerbahçe Galatasaray üzerinden örnek verirsen olacak. Bak Galatasaray Sivas maçında Kara Gece diye Fenerbahçe açıklama yaptı. Türk futbolunun kara gecesi diye. Onun mi? öncesi vardı. Sizin tweetiniz alıntıladı Fenerbahçe. Ben sana söylüyorum. Müsaade et de geçmiş Galatasaray, hatırlatsın. Galatasaray'ında Fenerbahçe'nin de bu tutumu devam ettiği sürece evet. diyorum. Bu hakem işleri düzelmez. Tamam. Ben ortada bir gerçek var. Ben senin anlatmak istediğiniz şu. Bak, Sivas, bu ülkenin Sivas, iki gerçeği var. Maçı bak. Bu Sivas, ülkenin iki Sivas, gerçeği var. Sivas Galatasaray var. maçındaki pozisyonlar. Fenerbahçe Galatasaray. Birlikte hareket etsin. Ama siz treni kaçırdınız kardeşim. Burak Elmas Ali Koç'un ideallerine destek veriyor. Türk futbolu için hareket için birlikte hareket ediyorlar diye sizin kongre üyeleriniz Burak Elmas'ı devirdi. O Şimdi, tren karşı. Sen iyi niyetle konuşuyorsun. Bak Galatasaray'da Sen iyi niyetle Galatasaray, konuşuyorsun. Saray, Burak Elmas söyleyeyim. Ali Koç'la birlikte Saray'da, hareket ediyor diye bir algı Galatasaray'da, çıkardılar Galatasaray'da, ve Burak Elmas'ı devirdiler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da başka e, takımla yaşanan diyalog yüzünden başkan değiştirilmez. Burak Elmas'ın Elmas değiştirilme, çok nedeni severim. Bak Burak Elmas'ı çok ben, severim. Ben gördüğümü yorumluyorum. Yok, hani, ben Burak Elmas'ı çok severim. Çok da iyi tanırım. Burak Elmas'ın kendisinin de kabul ettiği hataları vardır. Tamam, bu hatalardan dolayı da başkanlığı sona erdi. Haksızlığa uğramış mıdır? Bana göre uğradığı çok yer vardır. Ama bu Ali Koç'u destekliyor diye kimse Galatasaray'da başkanlıktan destekliyor olmaz. Destekliyor değil bak. Habertürk yani, TV'de geçen sezon ediyor tamam, Haber TV'de geçen sezon 4 başkan yayına çıktı. Ben o gün tweet'imi attım. Dedim ki Sayın Ali Koç buradan kaybeden siz olursunuz. Bu idealleriniz çok iyi niyetli ama Fenerbahçe hiçbir zaman Türk futbolu adına hareket edeyim dediği zaman gerçekten destek almamıştır. Sayın Ahmet Ağalı kendi yoluna yürüdü. Sayın Ahmet Nur Çebi o sezonu susma sezonu olarak ilan etti. Yani ilan etmese de ilan etti. Bir tek beni Burak Elmas, Galatasaray şaşırttı. Ya ama birlikte bir şey Birlikte işte yayın gelirleri yükseltesin, şey hakemleri değiştirelim diyerek birlikte hareket ettiler. Abi orada da Galatasaray Kongresi devreye girdi. Bu yakınlaşmadan ötürü Burak Elmas'ı devirdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi birlikte Galatasaray, hareket etsin Galatasaray Galatasaray hakemlere karşı diyorsun da. Galatasaray kulüp üyelerinin eleştirdiği. Edemez Galatasaray, Galatasaray. O tren Galatasaray'ın kulüp üyelerinin eleştirdiği kısım şuydu sen diyorsun ki Ali Koç Ali Koç'un samimiyetine belki de güvenmedi Galatasaray camiası. Abi Geçmişte yaşadıklarından da, dolayı güvenmemiş olabilir. Ali bir cek, Koy, sizin, sizin oraya başkan seçtiğiniz adam Ali Koç'un samimiyetine güveniyor da kongre üyeleri mi güvenmedik biz? Sen yanlış yapıyorsun. Ya diyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ha. beraber hareket ettiği dönemde her zaman son darbeyi yani Galatasaray oldu tarihte. E sen oradan bakarsan Galatasaray'a sokulur. O treni güvenecek. O treni kaçırmamak lazım. Ben o de treni, sana diyorum ki o treni geçen kaçırmamak sene, lazım. Galatasaray kongresi yüzünden Burak üzerinden iki kulüp kaçırdı. bu kötü hakemler, bu kötü federasyon. Bu ülkede icazet almadan federasyona başkan seçemiyoruz. Bunu konuşacağımızda e biz hakem, hakem ya hakem. Profesyonel hakemlik var değil mi Türkiye'de şu an? Sen mesela hakem olsan senin ana mesleğin artık hakemlik. Yani sen evine, çoluğuna, Hı -hı. çocuğuna oradan maaş alıp bakacaksın. Evet. Bir 20 bin lira falan garanti maaşları var. Bir de maç, maç 10 başı 10 Maç başı sonuçta o işi yapıyor bu evet. adamlar. Evet. Eskisi gibi değil. Yani ek iş değil hakem. E şimdi sahaya çıkıyor adam. Kovulacağım korkusuyla çıkıyor. Serkan Çınar'ı, Bülent Yıldırım'a Aa çok güzel bir yere geldik. Kovulacağım korkusu ser, içinde Serkan... olan adam yönlendirmeye müsaittir. E ben, de ben de onu ben söylüyorum şey, bir şey işte. işte. Bana iki dakika müsaade çektir. Yok musun? şunu bitir tamam. sen devam et. Tamam. Ben Oğuz Sarvan'ın basın toplantısına gitmiştim federasyona. Serkan Çınar Bülent Yıldırım'ın hakemliklerini sona erdirdikleri sezonun başlangıcında. Birisi Başakşehir maçında işte Başakşehir'in sert tepkisi sonrası. Öteki de Beşiktaş'ın sert tepkisi sonrası hakemlikleri bitti. O servera dedim ki siz bu iki hakemin hakemliğini bitirerek diğer hakemleri baskı altına almış olmuyor musunuz? Şimdi Başakşehir maçına çıkan adam korkmayacak mı? Beşiktaş maçına çıkan adam korkmayacak mı? Evet. Şimdi aynı şey geldik Sivas maçında. Evet abi. Erkan Özdamar. Hı, -hı. Ya adam zaten kötü hakem. İzliyor offside var mı diye o soruyor. Ha ben de tam oradan bahsedeceğim Bak, şimdi. Bak Erkan Özdamar. Tamam. E, adam zaten kötü hakem. Bunun Galatasaray'ı, var. Feneri yok ki. Var var Galatasaray Sen var. Sen şimdi derbiden var. derbiden önce derbiden şimdi. önce var kayıtlarını açıkladın. Tamam. İki tane hakemin, o maçta görev yapan iki hakemin hakemliğini bitirdin. Tamam mı? Halil Umut Meler ve diğer hakem ekibi derbiye çıktığında ya şöyle bir bakar anladın mı? Yani korkar. Der Hangi ki, derbi? Ya Galatasaray derbisi. Galatasaray bu son Fener. maçı mı Evet evet. Hangi hakemlerine? Ha, bu şey Özgüç Türkalp falan. Evet abi. Tamam peki. Ben de onunla ilgili konuşayım. Ha, ek, şimdi Ekrem diye Özgüç'ün şeyi bitti. Hakem diye bitti. Bitti. Doğru mu karar? Doğru bitmeli. Ama derbi öncesi Erkan Erkan'ın yaptığım... bitmedi Erkan Özdamar'ın Sezon sonuna kadar kesik. Ya bana göre bitti. Yani o öyle de bana göre bitti. Ya bitirtmezler ya. Daha umut, mutlu oldukları bir adam. Ya keşke olsa bak bir şey demiyorum. Yani harcamak kolaydır. Keşke geliştirebilse. Neyse sen bağla ben derbiye bir şey söyleyeceğim. çıktığında tamam. Halil Umut Melerin psikolojisini düşünebiliyor musun? Ya en ufak pozisyonda çocuk tamam. 10 dakika izledi vardakiyle beraber. Tamam. Ya çünkü zaman... diyor ki hakemliğin bitebilir. Peki. Şimdi bu ortamı biz düzeltmez. Hakem kalitesini tamam. arttırmaz. İşte... Hakem eğitimlerini bak... arttırmazsak Tamam, Fenerli, doğru söylüyorsun. kavgasıyla Tamam, doğru çalışanmış. söylüyorsun. Kusura bakma. Hakemler evet. üzerindeki baskıdır. O gün orada Sivas'taki karanlık Türk futbolunun en büyük karanlıklarından bir tanesini doğuran. Bak, Özgüç Türkalp o gün iğne deliğini böyle zorlayıp golü iptal etmek çok için var çok saçma çalıştı. Evet, evet. Ama demek ki bir baskı var. Ve Özgüç Türkalp henüz tam olarak gerçekleri açıklamadı. Sivas Galatasaray maçındaki karanlık bir gün aydınlanacak. O maç Türk futbolunun karanlığıdır. Özgür Türk Hangi açıklaması. Beni Galata, Galatasaray ben, dedi ki. Bana hayır, müsaade et. Hayır ama, Galata, müsaade ama Galata Galatasaray etmiyorsun. dedi ki. Bak kardeşim, Özgür Türk neyse Ard, ben Özgür Türk Ben açıklayayım bak. Özgür Türk Arkın ne dedi? Özgür Türk ne dedi? Hakem kötü. Ya Sivas Galatasaray şey maçı kötü, Türk futbolundaki en büyük karanlıklardan biridir. Ya ne karanlığı? O karanlık bir gün aydınlanacak. Açıklayayım müsaade edersen. Ha söyle. Yani açıklayayım derken yorumlayayım yani. Özgüç Türk Hakk'ı ne dedi? Abi da bulunuyorsan altını doldur ama karanlık diyorsun. Tamam Ne karanlık? Bir daha söylüyorum. ne bir daha söylüyorum. Ben söylüyorum bunu e, ya. Söyle. Sen de sen benden sonra aydınlık de. Harika bir maçtı aydınlık de. Aydınlık değil abi. Tamam mı? Bu kadar hakem offside vardı de. Offside tımsı organize, bir şey vardı de. Organize bir şey varmış gibi konuşuyorsunuz. Ya anlatacağım. Ya. Çok komik oluyor. Onu bir dakika, ya. Ya, Komik mi ciddi mi? İzleyenler karar verir. Tamam, Sevgili eyvallah. Alper. Eyvallah. Galatasaray'ın planı tıkır tıkır işliyor. Arkasında çok ciddi bir Florya desteği olan Sabri Çelik hiçbir şekilde yıkılamıyor. Skandal hakem kararlarına rağmen Galatasaray MHK'den şikayet ederken dahi Ağzındaki tek isim Murat Ilgaz'dı. Kim o? Sabri Çelik'in yardımcısı. Sabri Çelik baştaki adam adı bir kelime bile Galatasaray tarafından ağızlara alınmadı. Özgüç Türkalp, Türk futbolunun en büyük karanlık noktalarından bir tanesini imza atmıştır. Sivas Galatasaray maçı karanlık bir noktadır. Özgüç Türkalp ne dedi? Ben istifa ediyorum dedi açıklamasında şunu söyledi. Bize yan hakemlere verilen eğitimler verilmedi. Diyerek offside kararındaki hatasını cahil ol, cahilce olduğunu e, mealen söylüyorum buna dayandırdı. Şimdi bu yüzden MHK'de bir istifa oldu mu? Evet kardeşim bizim şu birimimiz size yan hakemlere verilen eğitimi vermedi. San, Olmadı sana demek ki şey MHK Özgür Türkalp'in eleştirisini üzerine almadı. MHK'de Galatasaray'ın yediği gollerde var Var'ın pozisyonları didik didik etmesi üzerine bir baskı mı var? Evet Var kardeşim Erden Timur'un Fenerbahçe'nin adını vererek Fenerbahçe'yi de içine kattığı Var çetelesi açıklaması sonrası Var üzerinden Galatasaray'ın yediği goller üzerine iyi inceleyin şeklinde bir baskı da olmuştur. Özgüç Alp'in açıklaması yeterli değildir. Türk futbolundaki büyük bir karanlık noktadır. Özgüç Türkalp, çık kardeşim. Kim size baskı yapıyor? Açıkla. Arkanda bembeyaz bir sayfa bırak. Böyle kararmış bir sayfa değil. Ya Özgüç Türk Alp'e kim baskı yapacak ya? Abicim, pozisyon olsaydı. Pozisyon olsaydı mı? Değil ofsay. Niye Saçma sapan bir pozisyon. E tamam niye adam, Adam kötü hakem ya. Bir kulüp bu kadar Böyle... Var Yok, çetelesi Erden tutar. Baskı şey, Var ya, çetelesi kardeşim, çıkıp bize var odası hiç karışmıyor derse federasyonu duruş göstermez. O zaman gereğini yapsınlar. Abi nereye Fenerbahçe? Ya. Kim Fenerbahçe? Bütün kurular Galatasaraylı ya. Ya nerede Galatasaraylı? Bir kurul Allah var Fenerbahçeli'nden bahsedilen. Bütün kurullar Galatasaraylı Alper. Bana Galatasaraylıları saysana ya. Bir kurul var. Ya diğer bütün kurullar. Bir kurul var. Galatasaray'ın öyle bir kulis gücü yok ya. Ya Allah aşkına Yapma Mehmet, Mehmet abiniz orada. Ya, ya. Tanımasak da Mehmet anladım. abiniz orada ya Mehmet büyük Ekşi. Ya Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray'la yakından uzaktan alakası yok. Federasyon başkanı olana kadar maça gelmemiştir, Camianın önünden geçmemiştir. Biz bile Vallahi tanımıyorduk adamı ya. Floryadaki fotoğrafındaki ya mutluluğu hala hafızamda. Onu sonra gelmedi mi Fenerbahçe'yi ziyaret Gelmedi ediyorum. ne zaman geldi? Ya hepsini ziyaret ediyor adam tek tek. İşte zamanlamalar çok manidar. Ya ne zamanlaması çok manidar Allah <laughs> aşkına abi. Siz altından bir şey arıyorsunuz. Hiç alakası yok. Ben Aramaya aramıyorum. Devam ben, bak. bak, ben somut ha, konuştum. Ha ben bunu seviyorum. Ben kronolojik bir şey, bak, şey koydum. Sana Erden şey var çetelesi Var e, çetelesini seviyorum. tutması, var baskısının ortaya çıkması, var odasındaki bir hakemin hiçbir şey yokken bir kelime bulamayınca off-sitemsiye oturtup Galatasaray'ın Galatasaray golünü iptal etmesi. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi? Maç orada gitti. Bitirdin mi? Bir şey, Maç şey söyleyeceğim. Maç orada gitti. Ne oldu? Lider değişti. Şimdi mutlusunuz. Galatasaray, Galatasaray, Abi sağ içinde kalalım. Fenerbahçeliler sağ dışına taşıyor. Galatasaray'ın senin dediğin gibi bir tedirginliği, bir organizasyonu olsa Erden Timur çıkıp basın toplantısında var konuşmaları, var kayıtları açıklansın demez ya. Saf mı bu adam? Demez peki abi. Peki abi. Peki. Bugün de böyle bitirelim Devam mi? Devam edelim. Devam edelim bitirelim. Bence mi? artık yavaş yavaş toparlayalım. Ee, ana kameramız burası. 3, -3 dijital YouTube kanalında. <laughs> bana Benim beklediğimden de biraz hararetli geçti. Ee, 3 4 -3 derbiyi tamamladık. Ee, tekrar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Bu kanalda çok şey bulacaksınız. Hoşçakalın.